Günaydın çocuklar, nasılsınız? Bugün günlerden çarşamba. Evet, şimdi öncelikle bir hatırlayalım. Biz sözcükleri hecelerine nasıl ayırırdık? Mesela kalem sözcüğünü nasıl hecelere ayırırdık? Kalem derdik değil mi? Kalem, iki heceli bir sözcük. Peki, ben eğer bu sözcüğü harflerine ayırmak istersem ne yaparım? Gelin önce yazı tahtamızı ekrana getireyim. Evet, şimdi bakalım. Mesela ne dedik? Kalem sözcüğü dedik değil mi? Yazalım. Kalem dedik. Peki, ben bu sözcüğü madem hecelerini ayırırken dedim ki kalem ve iki heceli dedi. Nasıl yazardım? K. Bakın her el çırptığında yazıyorum bir heceyi. K dedim. Çizgimi koydum. Lem. K. Lem. Böylece hecelerini ayırmış oldum. Peki ben eğer bir sözcüğü harflerine ayırmak istersem nasıl olur? Bakalım mesela kalem sözcüğünde hangi harfler var? İlk harfe bakalım hangi harfti bu? Evet. Bu hangi harfti? Harfiydi değil mi? K harfi. Onda bir hangi harf var? A harfi var. O zaman yazdım K. Yine çizgimi koydum. Sonra ne var? L harfi var. K. L. Yanında bir E harfi var. K. L. Bir de en sonunda harfi var. Bakın bu kez ne yaptım ben? Bu sözcüğü ilk önce hecelerine ayırdım. Sonra geldim burada harflerine ayırdım değil mi? K, A, L, E, M harflerine ayırdım ve kalem sözcüğünün bu harflerden oluştuğunu gördüm. Kalem sözcüğü kaç heceli? K, lem, iki heceli. Peki kalem sözcüğünde kaç harf var? 1, 2, 3, 4, 5 harf var değil mi? Evet, şimdi gelin bununla ilgili birkaç etkinlik yapalım. Sonra dersimize dönelim. Evet, öncelikle bakalım. Evet. İlk sözcüğümüz ne? Okul. Ben okul sözcüğünü hecelere nasıl ayırırım? Okul diye ayırırım değil mi? Bu şekilde yazarım. Okul. Devam edelim. Peki ben bu okul sözcüğünü harflerine ayırmak istediğimde nasıl yazarım? Okul. Peki okul sözcüğünde kaç harf var bakalım? 1, 2, 3, 4. Tam olarak 4 tane harf var. Diğer sözcüğümüz ne? Okuyorum bakalım. Nedir bu sözcük? Çanta değil mi? Peki ben çanta derken ağzımı kaç kez oynatırım? Çanta. 2 kez oynattım değil mi? Bakın hecelerin ayrıldığında. Çanta. 2 hece var. Peki ben bunu harflerine ayıracak olursam ne olur? Bakın. Ç, a, m, a, çanta. Bakın bu şekilde olur. Peki çanta sözcüğünde kaç harf var o zaman? 1, 2, 3, 4, 5. Sözcükleri hecelerine ayırdığımızda çocuklar ağzımızı kaç kez oynattığımıza bakarız. Çanta. 2 kez oynattım ağzımı. O zaman 2 hecelidir. Sözcüklerini ayıracağımdaysa ben bu sözcüğü oluşturan tüm harfleri yalnız bırakmalıyım. Tüm harfler yalnız olduğunda, yanlarında bir şey olmadığında o zaman ben bu sözcüğü harflerine ayırmış olurum değil mi? Evet. O zaman gelin hemen başlayalım dersimize. Evet. Şimdi sizden istediğim hemen Türkçe kitaplarınızı çıkarmanız ve kalem ve silgilerinizi hazırlamanız. Benim de bu sırada kitabım hemen ekranıma geliyor. Evet, dün en son yaptığımız sayfa 23'tü. Bugün sayfa 24'teyiz. Evet, sayfa 24'ü hemen buluyorsunuz kitaplarınızdan ve başlıyoruz etkinliklerimize. Sayfa 24 bu, herkes gördü mü? Evet, o zaman gelin nasıl yapacağımızı bulalım, görelim. Aşağıdaki heceleri birleştirerek sözcük oluşturalım diyor bize. Bakın ne vermiş? İlk hecemiz hap şu. Hap şu. Ne olacak sözcüğü? Hap şu olacak değil mi? Evet, o zaman ben buraya ne yapacağım?
Bu sözcüğün hemen birleştirilmiş halini yazacağım. Yani ortadaki çizgi kalkacak ve sözcüğün hecelerinin ayrılmadan yazılacak. Ha, şu. Bu şekilde yazıyoruz. Devam edelim. İkinci sözcüğümüze bakalım. Bah. Çe. Ye. Bahçeye. O zaman gelin bunları yazalım. Bahçeye. Bah. Çe. Çok basit. Hecelerine ayrılan sözcükleri normal sözcükler olarak hecelerini ayırmadan buraya yazıyoruz. Düzgün birleşik hallerini. Nasıl yapacağımızı anladığınızı biliyorum. O yüzden hemen burayı geçiyorum ve sayfanın en altına bakıyorum. Evet, sayfanın en altında etkinlik 5'te bize diyor ki aşağıdaki sözcüklerde kaç tane harf olduğunu karşılarına yazalım. Hemen yaklaştıralım kitabımızı. Bakalım önce bu sözcüğe. Önce gelin bu sözcüğü birlikte okuyalım. Doktor. Doktor. Defasında kaç sözcük olduğunu bulmak için ayırmamı gerekir mi? Ben aslında bunları ne kaç harf olduğunu, ben aslında bunları harflerini tek tek de sayabilirim. Bize eğer harflerini ayıralım derse biraz önce yaptığımız gibi aralarına çizgi koyarak ayırabiliriz ama bize burada diyor ki sözcüklerde kaç tane harf olduğunu yazıyoruz. O zaman gelin birlikte bulalım. Hemen altlarına noktacık koyarak sayabiliriz. Evet bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç harf vermiş bu sözcükte? 6. Yazdım yanına. Bakalım bir sonrakine. Nokta koydum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane nokta koydum. O zaman buraya ne yazıyorum? 8 yazıyorum. Nasıl yaptığımızı anladık mı? Güzel. O zaman hemen bu sayfayı ödev olarak işaretleyelim. Sayfa 24 ödeviniz. Evet çocuklar, bugün yapacağımız ikinci sayfaya bakalım. Ve hemen bakalım ne diyor bize burada? Yol üzerindeki ağaçlarda gizlenen sözcükleri kullanarak mesajımızı bulalım ve yazalım. Hemen yaklaşsın bakalım nedir? Bakın buradan başlıyormuş. Sağlıklı devam ediyorum. Bir yaşam için bol bol sebze ve meyve tüketmeliyiz. Evet, sizler de benim gibi aynı şekilde bu yolu takip ederek ağaçlarda gördüğünüz sözcükleri buraya yazıyorsunuz ve mesajımızı görüyorsunuz. Anlaştık mı? Sayfa 25 ödeviniz. Hemen sayfa 25'i ödev olarak işaretleyelim ve bakalım bugün yapacağımız Türkçeden son sayfaya. Sayfa 24'e. 26'ya pardon. Evet. Sayfa 26'da etkinlik 7 verilmiş bizlere. Çocuklar aşağıdaki balonlardan doğru olan bilgileri taşıyanları yeşil renk ile, yanlış olan bilgileri taşıyanları ise kırmızı renk ile boyamam gerekiyor. Onları boyayarak bana yol gösterir misiniz diyor bize kitabımız. Ne yapıyormuşuz? Doğru bilgileri yeşile, yanlış bilgileri ise kırmızıya boyuyoruz ve bu arkadaşımıza yardımcı oluyoruz. Evet, bunu kendiniz yapabilirsiniz tabii ki. Hem balonun içindeki cümleleri okuyarak doğruları yeşile, yanlışları ise kırmızıya boyuyorsunuz ve etkinliklerimiz burada bitiyor. Evet, bugün Türkçe kitabımızdan yapacağımız etkinlikler bu kadar. 3 tane ödeviniz var. Hemen tekrardan bir üstünden geçelim. Evet, bugünün ödevi 24, 25 ve 26. Türkçe kitabından yapacağımız etkinlikler bu kadar. Birazdan matematik videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.